Rus lider Putin Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki üçlü zirvede bölgesel sorunlar masaya yatırıldı. En sıcak konulardan biri de Suudi Arabistan-İran arasındaki gerilimdi. Rus lider Putin Ali İmran suresinin 103. ayetini hatırlattı. Kur'an-ı Kerim üzerinden barış mesajı verdi. Allah'ın sözlerine hatırlayınız. Siz düşmansınız. Barıştı ve sizleri dost yaptı. Putin Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu, barışa vurgu yaptı. Sizi bölen konuları arka plana olmalıdır. Sizin manevi yakınlığı ön plana çıkmalıdır. Erdoğan, Putin ve Ruhani Türkiye'deki üçlü zirvenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemdeki konulardan biri de bölgedeki Suudi Arabistan-İran gerilimiydi. Rus lider tansiyonun düşürülmesi için Kur'an-ı Kerim'e atıf yaptı, Ali İmran suresinin 103. ayetini hatırlattı. Allah'ın sözlerine hatırlayınız. Siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerini barıştı ve sizleri dost yaptı. Siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı. Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur'an'da sözler var dedi. Sizin manevi yakınlığı ön plana çıkmalıdır. Hatırlar mısınız, ilahiyat profesörü rahmetli Yaşar Nuri Öztürk zamanında Putin'den mümin kokuları alıyorum demiştim.